tedbirleri almaması sonucunda ve eskiden yazılmış olan, bizlerin yazmış olduğu bir reçeteyi hiçbir değişiklik yapmadan uygulamaya çalışması sonucunda çok ciddi bir bu ülkeyi sıkıntıyla karşı karşıya bakmıştır. Bugün Türk ekonomisi büyüme bakımından kendine benzeyen ekonomilerin gerisine düşmüştür. Büyüme ve kalkınma bakımından, kalkınma hızı bakımından. İşsizlikte, yoksullukta sürekli kendine benzeyen ekonomilerin ön sıralarına doğru gitmiştir. Artı işsizlik ve yoksulluk bu ülkede artmaya başlamıştır. Ve bu ülke, bu ekonomi son derece ithalata bağımlı hale getirilmiştir. Çok ciddi rekabet problemleriyle karşı karşıyadır. Çıkıyor Maliye Bakanı, diyor ki efendim cari açık enerjiden kaynak. Ne enerjisi? Ne enerjisi? Sayın Bakan otursun bir kere, bir teşhisi doğru yapsın. Enerjiden kaynaklanmıyor mu? Enerjiden falan kaynaklanmıyor. Cari açıktaki artışın bugün en önemli kısmı enerji dışındaki kalemlerden geliyor. Bu tespiti doğru yapması lazım. Peki işsizlik aylardır düşüş eğiliminde değil mi Sayın Özsel? Bakın ben şunu söyleyeyim. İşsizlik tamamen göstermelik bir düşüş eğiliminde ve bugün geldiği noktada hala daha bu hükümetin devraldığı dönemden de bu hükümetin ekonomiyi devraldığı döneminde çok üstünde. Onlar devraldığında 2 milyon işsiz vardı, bugün 3 milyon işsiz var. İşsizlik düşecek lafları edildi. Bakıyorsunuz nerede düşüyor bu işsizlik diye. Bir bakıyorsunuz tarım kesiminde istihdam artıyor. İkide bir de işsizlik tanımları değiştiriliyor. Anket formları değiştiriliyor. Sürekli bir karartma var. Yani şu anda bakın şu konuşma bile, Başbakan'ın biraz önceki konuşmasını da dinledik. Bunların yapabildikleri tek şey karartmaya çalışmak, üstünü örtmeye çalışmak. Bu politikalarla artık Türk halkı kanamaz. Şunu açıkça söylüyorum. Net olarak da söylüyorum. Evet. Başbakan bu ekonomiyi devraldığında bankacılık sistemindeki sorunlar temizlenmişti. Kalkıp sen eğer şu son krizde Türk bankalarında bir problem olmadı diyebiliyorsan, bu senin politikalarınla değil. O dönemde katlanılan maliyetler sonucunda ve izlenen yapılan reformlar sonucunda